Evet arkadaşlar, dördüncü rune dersimize bugün başlıyoruz. Şimdi ne yaptık? İlk derslerde genel anlatımı bitirdik ve ilk aileyi yani birinci atı anlattık. İlk 8 runeyi. Bu ilk 8 rune neydi arkadaşlar? Bunlar fiziksel dünyayla ilgiliydi. Yani fiziksel dünyada yaşama tutunmamızla ilgili temel aşamalar bize gerekli olan şeylerdi arkadaşlar. Şimdi artık ikinci aileye doğru geçeceğiz ve ikinci aile bize farklı bir format verecek tabii ki. Çünkü başka bir düzey artık burası. Şimdi ikinci aileyi de tefekkür ederken ya da bunları çalışırken ilk ailede yaptığımız gibi sırayla gitmemiz lazım. Çünkü her bir rune, her bir sembol burada bize bir özellik, nitelik gösteriyor. Bir vasıf. Bunu iyice kendimizde açmamız, iyice oturtmamız, iyice anlamamız gerekiyor. Çünkü bu rune bir sonrakine destek olacak. Yani dayanak olacak. Onun üzerine böyle inşa edeceğiz katman katman. Onun için tabii ki dayanaksız ne oluyor? Bir boşluk oluyor yapımızda. Eğer yani tekini mesela iyice anlamazsak. Onun için ben diyorum ki mutlaka İyice oturtun kafanızda ne nedir diye. Ondan sonra sıradakine geçin. Ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar acelemiz yok. Yani bugüne kadar eğer runelerle çalışmadıysanız bilmiyordunuz ve hayatınız bir şekilde gitti. Onun için apar topar bir şeyi böyle hemen hızlı öğreneyim, pratiğe dökeyim, işte kullanayım diye düşünmeyin. Tamam, bugüne kadar yaşadıysanız bunlar olmadan. Bundan sonra da böyle 3 günde onları çözmenizi gerektirecek kadar bir aceliyetiniz yok demektir. Evet, şimdi bakalım bu ikinci aile bize nasıl alışkanlıklar kazandırmak istiyormuş. Yine ben kitap özetinden devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle ilk runeler, ilk sekizli fiziksel dünyaya tutunmakla ilgiliydi. İkinci sekizli ise astromental dünyayla ilgiliydi demiştik. Burada biraz daha kendimizi keşif sürecine doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani bilinçaltımızın, yani bilinç dışımızın biraz derinliklerine inmemiz ve burada kendimizi tanımamız, dipte neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu biraz işte gölge tarafımızla, oradaki hani bulanık sularla karşılaşmak anlamına geliyor. Ve bu anlamda ikinci aile, ikinci at ilkine göre çok daha zordur arkadaşlar. Ama bundan kaçış yok çünkü artık belirli bir aşamaya geldik. Yani ilk runeler bize mesela ilkokulu okuttu. Orada işte derste kalma diye bir şey yoktu, değil mi yani? Bir şekilde ilerliyorduk. Ama artık oyunun kuralları değişiyor. Yani sorumluluk alacağımız bir safhaya geliyoruz arkadaşlar. Ve burada artık yapacağımız iş bizde çeşitli farklı güçleri uyaracak, açığa çıkaracak ve bizi güçlendirecek o anlamda. Sonra bunları belki de kullanabileceğiz. Ama bu tamamen bizim bilinç dışımızın derinliklerine ne kadar göz atabildiğimizle ilgili bir durum. Yani bu karanlıklara bakmaya, oraları görmeye ihtiyacımız var. Buna hazır mıyız? Evet. İlk sekizli dedik ya, ilkokulun hani o güzel, mutlu çağlarımız gibiydi. Ve onun son rünesi olan Vunio bize bir tür armağandı. Yani fiziksel hayatın verebileceği maksimum mutluluk, keyif, haz, hoşnutluk seviyesiydi. Ve onu biz üzerimizde taşıdık bir ilkokulu forması olarak. Ama şimdi artık mesela ortaokula ya da liseye geçtiğinizi düşünün. Bu forma değişecek. Yani artık biraz daha farklı bir etaba girdiğimiz için bu giysiyi çıkarıp ikinci bir giysi, yeni gibi giysi giymek zorundayız. Ve bu yeni giysi de ne oluyor? Bütün kurallar değişiyor. Yani artık sizi öğretmen o ikinci işte lise veya ortaokul aldığında ilkokuldan sonra okulda yeni kurallar olduğunu size öğretiyor. Diyor ki bak diyor artık ilkokul kafasıyla burada devam edemezsin. Ve size yeni kuralları tanıtıyor, öğretiyor. Ve bu ne oluyor? Bir tür inisiyasyon oluyor. Yani bu aşamada arkadaşlar yeni bir tür inisiyasyon geçirebiliriz. Geçirmek zorundayız zaten.
Bu yüzden de tam olarak bu geçişlerde bazı insanlar bu ikinci aileye ait runelere çalışmaya başlamadan hemen önce veya sırasında bir takım inisiyasyonlar geçirebiliyorlar. Tabii kendileri için gerekli olan konularda oluyor bu. Evet. Şimdi bu ikinci ailenin tanrısı Heimdall'dır. Heimdall. Böyle sonunda hatta R ile de yazılıyor ama tam olarak nasıl telaffuz ediliyor inanın bilmiyorum. Heimdall diye bir şey. Çünkü İskandinav tanrıların isimleri bayağı fonetik olarak bizden değişik yani ayrı. Telaffuzları da biraz daha zor geliyor bana açıkçası. Kimdir bu tanrı? Bu tanrı Asgard ile Midgard yani üst tanrılar dünyası ile orta insanlar alemi arasındaki köprünün bekçisidir arkadaşlar. Yani bir tür eşik bekçisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani üst alem ile alt alem, Asgard ile Midgard. Midgard orta alem yani insanlar dünyası oluyor. Zaten mid, middle yani orta. Gard da işte garden gibi. Orta alem arasındaki bir geçiş yeri var, köprü. Onun bekçisiymiş bu Heimdall adındaki tanrı ve o da Odin'in oğlu. Bu Heimdall'la ilgili Ragnarök yani kıyamet, İskandinavların kıyameti bu. Orada Loki ile savaşacağı ve ikisinin de öleceği falan söyleniyor. Ve hatta kıyamet aleme alametleri içerisindeki bu sur borusunun üflenişini Heimdall'a atamışlar arkadaşlar. Bu ilginç tabii bu mitolojiler arasında çok benzerlikler de görüyoruz zaten görmek zorundayız. Mısır'daki muadili belki de Anubis'tir. Size Anubis'imi göstereyim. Bu kendi yaptığım Anubis. Ben boyadım bizzat. Yani bu tip objeleri de kendimiz yaparsak çok şık olur açıkçası. Çünkü bunlar da arketipler var arkadaşlar yine aynı şekilde. Ve hani hoş oluyor yani. En azından uğraşması bir tür meditasyon veya rabıta gibi sayılabiliyor. Midgard yani orta dünyanın etrafı arkadaşlar bu dipnot aslında. Okyanusla çevrili yani bir tür suyla çevrili ve içinde bir tür deniz canavarı veya okyanus canavarı yaşıyor. Bu size ne hatırlatıyor? Öğrencilerim bilecek, bilenler yorum kısmına yazabilir. Evet, şimdi yavaştan başlayalım bakalım. Runelere çalışırken evet İskandinav mitolojisini iyice bir araştırmanız gerekiyor. Ayrıca şu Ragnarök de çok enteresan arkadaşlar. Yani kıyametleri çok enteresan anlatılıyor. Dünyanın işte büyük bir bu soğuk devrinden sonra nasıl ateş ve su elementiyle yok edileceği çok çok böyle resimsel şekilde anlatılıyor. Yani bir tür kehanetleri var aslında dünyanın sonuna dair. Ve burada işte tanrıların ölümüyle ilgili yani çünkü İskandinavların tanrısı ölümsüz değil. Bunlar ölebiliyorlar. Velhasıl bu Heimdall ve Loki de ölüyor. Bir bakmanızı tavsiye ediyorum bir ara. Yani şu Ragnarök'e bir bakın. Yani bazı şeyleri tabii çok güzel anlattıkları gibi yani günümüzdeki bazı olaylara da ufak ufak atıflar veriyor gibi geliyor bana. Evet. Runelere başlayalım şimdi. Ne kadar gidebilirsek bu kadar gideceğiz bugün. Yani 6 tane veya 8 tane tamamen şuradaki zamana bakacağım. Ne kadar zamanımız yetişirse. Evet. İlk bir tanesi, yani ikinci ailenin birinci runesi Hagalaz'dır arkadaşlar. Bakayım. Evet şöyle bir şey. Benimkiler çift taraflı. Hagalaz. Bu çok bilinen bir rune. Şimdi runelerin içine baktığınızda en çok kullanılan runelerden biri. Ve en çok rağbet gören runeler, diğer majik araçlar gibi en çok işte koruma, böyle negatif etki veya işte bereket, para, aşk bunlar için kullanılıyor gibi görünüyor. Yani neden öyle görünüyor? Çünkü insanların rağbeti bu yönde arkadaşlar. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ben burada şu an eleştiri yapacak durumda değilim. Sadece çünkü anlatıyorum. En sonunda belki de yorumlayacağız. Evet, anahtar kelimeler yıkım. Tekrar tekrar videoları seyretmek istemiyorsanız not alabilirsiniz.
Astrolojik karşılığı Uranüs gezegeni Kova burcu. Burada daha farklı yorumu olan astrolojik karşılıkları ile ilgili astroloji şeylerimiz, takipçilerimiz varsa onlar da yorum kısmına bu daha doğru olabilir diye yazabilirler. Hoşuma gider yani. Ne oluyor? Bilgi alışverişi yapmış oluruz. Elementik hava, majik etkisi, eski şeylerden kurtulma, yenisini kabul etme ve özgürlük ve labirentten çıkma. Dolu yağışı olarak da direkt sembolize, yani böyle edilebilir, anlatılabilir. Çünkü dolu yağışı, şiddetli bir dolu ne oluyor? Çok büyük bir zarar verebiliyor. Hagalaz'ın H harfine de dikkat edelim. Bu H değil ama yani orada söylenecek şekil H'dır. Bakın değil mi? Yani böyle aslında ürkütücü bir ses diye söylediğinizde. Runelerde çünkü ses fonetik, yani çok önemli. Burada şekil kadar bazen çıkan seslere de dikkat etmemiz lazım. Evet, burada tehditkar bir vibrasyon görüyoruz biz. Hagalaz'ın ters şekli yok ve bunun en tehlikeli rune olduğunu söyleyebiliriz. Korkunç bir rune ama kısaca yeniye ulaşmak için eskinin yıkılmasının gerekliliğini bize anlatıyor. Bu yüzden de adeta temizlikçi bir runedir arkadaşlar. Bu yüzden bu runeye çalışırken, yani bir tecrübeli rehberiniz olsa iyi olur. Yani çalışırken derken bilgi edinme esnasında değil ama sonra ben bunu işte medite edeceğim veya şöyle şöyle çalışacağım derken sizdeki değişimleri gözlemleyebilecek bir öğretmeniniz, rehberiniz olsa iyi olur diyoruz. Yani tek başınıza ilgilenmesek daha iyi olur arkadaşlar. Bu Hagalaz'ın hayatımızdaki etkisi, beklenmedik çok ani sarsıcı, tatsız olaylar, hiç istemediğimiz, başımıza gelsin istemediğimiz gelişmeler olabilir. Ve çünkü çok acıtıcı bir etkisi var Hagalaz'ın. Hayatımızı kökten değiştirecek ağır kadersel durumlara atıf yapıyor. Yani öyle etten sütten değil de gerçekten önemli olaylara neden oluyor arkadaşlar. Ve kadersel dememizin sebebi şu ki bazen bizim hiç tahayyül etmediğimiz, hiç istemediğimiz, beklemediğimiz, kontrolümüzün tamamen dışında olan bazı süreçlere gireriz. Öyle olaylara maruz kalabiliriz. İşte bugün ülkemizin bulunduğu vaziyet. Mecburuz yani yaşamaya şu anda olan olayları değil, mecburuz. Kontrolümüzün tamamen dışında. Bu etkiler ağır olmakla beraber çoğunlukla gereklidir. Hagalaz çünkü bir şeye yer açmak için bir şeyi yıkan bir runedir. Yeninin gelmesi için eskisini dümdüz eden bir runedir gerekirse. Ve Hagalaz hayatımıza bir şekilde girdiğinde böyle bir sürece dahil olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Ve bu yönüyle tabiatın en büyük olaylarına, afetlerine vurgu yapar. Zaten afet rünesidir arkadaşlar. Fırtına, dolu, deprem, volkanik patlama. Ne tür felaket ararsanız Hagalaz'la ilişkilidir arkadaşlar. Ve insanın onun etkisi altında kalması söz konusu güçlerin şiddetli öfkesine maruz kalmasını andırıyor. Yani rünenin, bu Hagalaz'ın etkisi altındayken siz sanki hayatınızda deprem, volkanik patlama, işte sel falan hepsini yaşıyor gibisiniz. Hayatınızda böyle bir değişim yaratır. Onun karmanın öfkesine benzediğini söyleyenler de var. Karmik ödeşmeye giren insan onu tamamlamak zorundadır. Yani karmik ödeşme yarıda kesilemez. Ve o yüzden bu süreçle ve Brune'yle de savaşması boşu boşuna olur arkadaşlar. Bazıları Brune'nin arınma yaptığını, bazıları ise gereksiz etkileri, insanları uzaklaştırdığını ve bunun insana acı verdiğini ama ruhsal olarak temizlediğini söylerler. Yani onun için ilk başta temizlikçi Brune dedik. Bir diğerlerine göre ise Brune yıkımın ta kendisidir. Yani temizlemez. Ne yapar? Sadece işte depremde yaptığı gibi yıkıntı oluşur ve sadece elinizde molozlar olur.
bu molozlardan bir şey çıkmaz diyor bazıları. Yani bunlar tabii daha pesimist bakanlar. Hagalazı ister en sert, isterse mümkün olduğunca yumuşatılmış yorumuyla ele alalım. Şurası kesin ki hayatımıza dahil olduktan sonra yolumuzu hiç ummadığımız şekilde radikal bir biçimde değiştirecek arkadaşlar. Evet, bu rune diğerleri arasındaki en güçlü yok edicidir. Rahmet yağmuru değil, doludur. Ve bu özelliği sebebiyle ne oluyor? Böyle karanlık işlerle uğraşanlar, yani büyücü diyelim onları. Onlar bu runeyi çok severler. Çünkü zarar vermeye çok heveslidirler. Dünden razıdırlar. Maalesef böyle insanlar var arkadaşlar. Bu runenin tesiri dikeydir. Yani noktasal ve anlık değil. Pardon, dikey değildir. Noktasal ve anlık değil. Daha böyle geniş alana yayılan yatay bir tesiri var. Ve aynı zamanda zaman içinde de yaygın. Çünkü bir süreç olduğunu söyledim. Yani vurup çıkmıyor. Yani bir yeri böyle şimşek gibi vurup gitmiyor da zaman içinde, işte bu ard arda gelen depremler gibi sürekli yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Yapabildiği zararı yapıyor yani. Durdurak bilmeden kendi olabildiğince zarar noktasında çalıştırabiliyor. Başka bir deyişle kapsama alanı ve boyutları çok geniş. Yani şey gibi değil, böyle evin tadilatını yaparken bir odayı işte yıkıp veya bir duvarı yıkıp yapmak gibi değil de evin başınıza çökmesi gibi. Tümden, yani o evden artık hayır gelmez dercesine. Yenisini yap der çünkü. Üstelik hiç beklemediğiniz zaman olur bu. Yani hazırlıksız yakalar. Bu yüzden kaotik bir rünedir. Kaosun ta kendisidir. Bazı yorumculara göre işte Hagalaz'ın etkisi altında evde ne var ne yoksa da bozulmaya başlar. Özellikle de elektronik aletler. Evet, şimdi işin şey kısmına bakalım. Neden bu oluyor? Yani ne gereği var? Neden böyle bir arketipe ihtiyaç var arkadaşlar? İhtiyaç var, bir işe yarıyor ki var yani sonuçta. Evet, Tanrı yaratıcı insanın yeterince güçlendiğine karar verince, karar verdikten sonra onu büyük bir sorunla, problemle karşı karşıya getirir ve onun dayanıklılığını, gücünü yani test eder. Bilmek ister ve bu onun karşısına, yani insanın karşısına çıkarttığı sorunla insanın ne şekilde baş edeceğini görmek ister. Bu bir testtir, imtihandır. Hagalaz'ı deneyimlemek bu tanrısal sınav esnasında karşı karşıya kaldığı korku duvarını aşma fırsatını veriyor. Yani bu rune'nin etkisi, yaşamınıza getirdiği olaylar karşınıza geldiğinde evet dramatik olacak. Ama aynı zamanda buradan güçlenip artık korkusuz olma aşamasına varmanızı da sağlayacak. Yine bu yüzden gerçekten bir tür eşik gibi de anlaşılabiliyor arkadaşlar. Yani korku eşiğini size aştırır. Ya da buralarda kalırsınız. İnsan genellikle bir şeyleri kaybetme korkusu yaşıyor ve Hagalaz işte insanı bu korkuyla sınıyor. Ve insanın başta kendi fiziksel bedenin olmak üzere kaybetmekten korktuğu hiçbir şey yoksa zarar verilemez ona. Çünkü orada bir inanç gelişir. Yani tamam, fiziksel bedenimi kaybettim ama sonuçta ölüm yok. Yaşam devam ediyor. Tamam, evimi kaybettim ama sonuçta evsiz de yaşayabilirim. Yenisini bir şekilde, yani yaşamı sürdürecek bir şekilde ortam, yer bulabilirim tarzında. İnsanı hiçbir şekilde dış koşullara bağımlı kılmayan özel bir güçlenme aşamasına getirebiliyor. Bunları nasıl getiriyor? Tabii deneyimleterek. Çok da istemeyiz aslında, değil mi? O yüzden Hagalaz'ı özellikle medite ederken, ki bu arketipi de içimizde açmak zorundayız bakın. Açmadan da olmuyor. Yani bu aşamayı atlayamıyoruz maalesef, çok istesek de. Daha yumuşakça geçiş yapabilmek için bazı yumuşatıcı başka rünelerle birlikte belki de çalışmak daha faydalı olabilir, daha doğru olabilir. Mesela işte runelere danışmayı isteyenler varsa Hagalaz geldiğinde mutlaka
ona destekleyecek, yani bu rune neden hayatımıza gireceğine ve neden karşımıza çıktığına dair ek bir açıklama yapacak bir iki tane daha rune çekmekte fayda var. Ki o zaman meydana gelen bu yıkım veya gelecek bu yıkım sonrasında neler yapacağımızı, nasıl davranacağımızı, hangi yola gireceğimizi bu diğer ek runeler bize önerebilir. Evet arkadaşlar. Dedim ya, bu runeyi böyle karanlık, antin kuntin işlerle uğraşmayı sevenler pek seviyorlar, beğeniyorlar. O yüzden böyle başka insanlara zarar vermek noktasında kullanmaya cüret edenler var. Bu çok büyük bir aptallık açıkçası. Çünkü eninde sonunda karmayla ne oluyor? İnsanın kendisine dönüveriyor. Biz başkalarının cezalandırıcısı değiliz. Bırakın, zaten cezalarını kendi kendilerine görüyorlar, görecekler. Bu sadece bir zaman meselesi. Ne kadar erken görürlerse onlar için o kadar iyi, ne kadar geç görürlerse o kadar birikme oluyor arkadaşlar. Ve o kadar daha büyük bir darbe alıyorlar. Onun için biz o işlerden uzak duralım. Tamam mı? Bırakalım. Sistem zaten ne yapacağını biliyor. Onun için bu hak alazı başkalarıyla değil, kendimizle ilgili çalışma fırsatı olarak görelim. Fakat Hagalaz uygun olmayan bazı durumların ortadan kaldırılması için bize yardım edebilir. Asıl vazifesi de budur. Örneğin mesela bir durgunluk dönemine girdik. Yaprak kımıldamıyor. Her şeyimiz bloke olmuş durumda. Ve yerinde sayıyoruz. Yani aynı yerde dolanıp duruyoruz. Bir çember gibi. Kısıl kaldık. Ve çıkış yolu bulamıyoruz. O zaman Brune'ye danışabiliriz. Ona müracaat edebiliriz. Yalnız tabii durumumuzun kritik ve ümitsiz olduğuna kesinlikle karar vermemiz lazım. Çünkü ne yapacak o zaman? Bütün bulunduğumuz şartları yıkacak, yenisini yapacak Brune. O yüzden yani bu noktada olduğumuzdan emin miyiz diye bakmamız lazım. Ve ondan önce diğer çözüm yollarını denemiş olmamız gerekiyor. Evet. Sonra Rune'ye sen bu işi bizim için çöz derken ne şekilde çözeceğinizi öneremeyiz. Ben tamam sen gel işte bu bulunduğum ortamı değiştir, yık. Mesela bu aile olabilir. Boşanamadığımız bir koca olabilir, tamam mı? Yani çıkmak istediğimiz bir iş, aile. Ama sen bunu şu şekilde yap diyemeyiz ona. Çünkü onun kendi çözüm yolları var. Belki de boşamak yerine kocayı öldür. Anlatabildim mi? O yüzden çok dikkatli kullanmalı ve yani o durumdan kurtulurken başka şeyleri de kaybedebileceğimizi aklımızda tutmalıyız. Beklediğimiz çözüm ansızın, beklenmedik zamanda ve beklenmedik şekilde olacak. Bunu hiç unutmayalım. Yani sadece çok ümitsizsek, neleri kaybedeceğimizi düşünmezsek başvurmalıyız Brune'ye. Şey gibi, çok uzattım Brune'yi ama çünkü en çok merak edilen ve en çok da müracaat edilenlerden biri. Yani şöyle, mesela kangren oldu ayağımız. Ve ne oluyor? Ayağın kesilmesi lazım yoksa ölüyoruz. Bunun gibi bir durumda kullanabiliriz. Yani ayağımızın orada olup olmaması artık umurumuzda olmaz. Çünkü yaşamımız tehlikeye girmiş, tamam mı? Yani son çare. Evet arkadaşlar. Evet, Hagalaz'ın ters şekli yok. Çevirin, görürsünüz. Bunun çeşitli kullanım şekilleri var. Bir tür tehditkar ve korku unsuru olduğu için böyle korunma, vahşi işte hayvanlara karşı korunma olarak kullananlar var. Bunu projekte ederek yapıyorlar. Yani zihinlerinde Rune'yi büyütüp mesela bir alana yapıştırarak, imajinatif olarak o alanı korumaya altına alıyorlar. Ben hiç böyle bir şey denemedim çünkü hayvanlardan korkacak bir duruma girmedim henüz. Şimdi ikinci Rune'ye gelelim. Nautit. İkinci olumsuz Rune'miz. Dedik ya, ikinci aile biraz daha sert diye birincisine göre. Notice. Nedir bu? Yamuk bir haç. Haç nedir? Denge. Yani dört elementin denge haline oturmuş sembolü.
Bu ise yamultulmuş bir haç. Yani burada elementler dengeden sapmış arkadaşlar. Anahtar kelimeler: zorluk, aciziyet, engellenmişlik, ihtiyaç, gereksinim. Astrolojik karşılığı: Satürn gezegeni kare açı. Gerilim açısı. Majik karşılığı: güç durumların aşılması ve buna dayanma gücü, sabır, disiplin, kendi sınırlarını aşma, mobilizasyon. Evet, Nautis de Nautits S ile negatif bir rünedir arkadaşlar. Arzulanan ile ulaşılan yer arasındaki uçurumu ifade ediyor. Yani ben şurada olmayı istiyorum ama şuradayım ve arada büyük uçurum var. Notice aynı zamanda onu anlatıyor. Evet, hepimizin problemleri var arkadaşlar. Mutlu, mesut ve sorunsuz bir hayat sürmeyi isteriz. Ve çok çalışırız bunun için ama engeller her zaman hayatımızda olacak. Çünkü engelsiz bir yaşam yoktur. Engeller bize öğreticidir. Ve tekamülün ön koşuldur zorluklar ve engeller. Çünkü bizi bunlar olgunlaştırıyor ve akıllandırıyor. Engel yoksa, çözmemiz gereken bir problem yoksa kafamız çalışmaz, aptallaşırız zaten. İnsan bu şekilde gelişiyor. Sürekli yeni sorunlarla boğuşarak onları nasıl çözeceğiyle ilgili sıkıntıların içinde ne oluyor? Akıllanmak zorunda kalıyor. Evet, yani diyebiliriz ki sorunlar tekamülün ve varoluşun mantığıdır. Nautit, epey önemli sorunları karşımıza çıkaran yine kader rünesidir arkadaşlar. İnsanın kaderin altında eğilip büküldüğü ve kurtuluş yolu bulmada zorlandığı, olabildiğince güç durumları simgeliyor. Artık serbest şekilde ve fazla dirençle karşılaşmadan geliştiğimiz yolun sonuna geldik. Ve gelişmenin devamı için mutlaka bir seviye atlamalıyız. Yani çocukluk çağımız bitti, oyun çağımız bitti. Bu yolun sonuna vardık. Bundan böyle daha zor bir döneme geçtik ve kendimize yeni bazı özellikleri geliştirmemiz gerekiyor. İşte bu özelliklerin açımlanması için zor koşullara ihtiyacı var insanın. Değil mi? Kasların gelişmesi için insanın nasıl koşması ve adeta fiziksel direnç göstermesi lazım. Bunun gibi gittikçe zorlaşan şeyler var. Ve artık bundan sonra sınavlar da daha ağır oluyor. Ve onları işte bir şekilde artık hakkından gelecek bizim cesaret ve gücü göstermemiz bekleniyor. Dedik ya, eğik bir haçı çağrıştırıyor. Tekrar göstereyim. Şekli itibariyle. Ve elementlerin dengeden saptığını bize gösteriyor. Bu runenin direkt anlamı ihtiyaç, sezgisel olarak hissedilen yoğun eksiklik ve gereksinim. Sınırlanmış, engellenmiş olduğumuz ve belki de dışarıdan yardım almamız gerektiğini gösteriyor. Belki bir kabana kısıldık, belki bir şeylere mecbur edildik, tek başımıza bırakıldık ve bir çözüm bulamadık. Bu yüzden bu rune özellikle yalnızlığa ve engellenmişliğe vurgu yapıyor. O yüzden de geceyle sembolize ediliyor arkadaşlar. Bu durumda bizden beklenen şey soğukkanlı, duygu kontrollü olmamız, kendimizi disipline etmemiz ve soruna kuvvetle odaklanmamız. Çünkü tıpkı gece meditasyonlarında başarılı olarak yapabildiğimiz gibi, duygu ve düşüncede gerekli sakinliğe ve dinginliğe ulaştığımızda ne olacak? O zaman bir çıkış yolu, bir çözüm yolu bulabileceğiz. Ayrıca Nautis bize hafif bir durumla karşı karşıya değilsin, son derece ciddiye al der. Yani şakaya gelir hiçbir tarafı yok şu an bulunduğun veya yaklaşmakta olan durum veya olay. O halde ne yapmalı? Duygusal boşluğa, zayıflığa ve kurban psikolojisine girmemeye çok dikkat etmeli. Bundan imtina etmeli. Ve derhal mobilize olmalı, toplanmalı. Yani güçlerini böyle çalıştırmalı. Maddi ve manevi sahip olduğun tüm varlıkları ve güçleri eline almalı. Hazırlık yapacaksın ve kesinlikle çarçur etmemeli. Paran varsa dikkatli harcamalı ve sadece zaruri ihtiyaçları karşılayacak kadarını harcamalı. İşimiz varsa işimize iki kat sarılmalı ve dikkat etmeliyiz, üzerine düşmeliyiz. Yani bir olağanüstü hal içerisindeyiz.
Yine bugünkü durum gibi. Bakın arka arkaya geldiler. Deprem ve olağanüstü hal. Yani Hagalas ve Nautis arkadaşlar. Rune'nin düz şekli sorunun ve engellemenin dışarıdan, dış dünyadan yani. Taş şekli ise kendi içimizden, kendi tarafımızdan yapıldığını anlatıyor. Satürn'e benzeşiyor astrolojik olarak ve şu prensipte çalışıyor. Öldürmeyen güçlendirir. Zor zamanlarda bize gereken desteği, sabrı, yoğunlaşmayı ve tefekkürü veriyor. Evet. Nautis son kertede yapılan bir yardım çağrısı veya SOS sinyalidir arkadaşlar. İlk ailedeki Ansuz rünesini hatırlarsak eşit tarafların yardım istemesiydi. Ve orada aciz durumda değildik. Nautis ise düşkün, çaresiz kişinin son yardım çığlığıdır. Ya da son bir şans istemesidir. Bu rüneyi de o yüzden sadece son çare durumlarında kullanmalıyız arkadaşlar. Yine şekline bakarsanız bir insanın bir elini yukarıya uzattığı, diğeri biraz daha aşağıda olduğu gibi bir şekil görebilirsiniz. Yardım çağrısı gibi yani. Yardım çağrısına karşılık uzanacak yardım eline bir şekilde ödeme yapılmalı. Ama onun ne olacağı tamamen yani bu Nautis'in getirdiği durumun büyüklüğüne, niteliğine ve tabii ki muhatap olduğu kişiyle ilgili bir şey. Bir önceki Hagalaz rünesi elimizde ne var ne yoksa yıkıp geçmişti ve elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmamıştı ve çaresizliğe düşmüştük. Fakat yine de bu yıkımın ortasında asla yok olmayan şeyler var arkadaşlar. Pardon. Ne yok olmaz? Evimiz gidebilir. Paramız gidebilir. Her şey gidebilir ama tecrübemiz kalıyor. Yani aklımız, yeteneğimiz, tecrübemiz her zaman yani ruhta olanlar, kişisel niteliklerimiz her zaman kaldığı gibi bir de buradan güçlenerek çıkıyorlar. Onun için onlarla beraber biz yeni başlangıç yapacağız. Mecburuz buna. Ve buradan çıkartacağımız bilgi ve bilgelik. En nihayetinde bütün bunlar bizi bilgeliğe ulaştırmak zorunda olan şeylerdir. Yoksa boşuna başımıza geldiler. Ne yapacağız o zaman? Bu iki rune ile ilgili olaylara karıştığımızda genelde de böyle arka arkaya gelir bunlar. Yani derler ya belalar arka arkaya gelir. Kendi merkezimize çekileceğiz ve o fırtınanın ortasında sakin kalmaya çalışacağız. Ve bunların neden olduğunu düşüneceğiz. Ve oradan yeni bir ders, yeni bir bilgelik, yeni bir kişilik çıkarmak zorundayız artık. Ne olacak? O zaman olağanüstü yeni bir dayanıklılık ve kuvvetle yeni bir etaba yeniden sıfırdan belki de başlayacağız. Burunun ters şekli içsel kötülüktür. Kötülük ve zorluğun dışarıdan değil de iç dünyamızdan geleceğine işaret ediyor. Geldik İsa rünesine. Bu çok ilginç bir rüne arkadaşlar. Böyle. Anahtar kelimeler durgunluk, donukluk, astrolojik karşılığı oğlak, element su ya da buz, majik etkisi zihnin sakinleşmesi, odaklanma, negatif süreçlerin askıya alınması. Yolcuya yani ne yolcusu? Bu tabii yaşam yolcusuna. Dünyadaki her şeyin aynı anda ateş ve su, aktif ve pasif olduğunu anlatır. Su hem akışkan hem katıdır çünkü. Şimdi İsa rünesi bulunduğumuz durumun geçici olarak dondurulması, yani alta felç edilmesi, faaliyetlerin askıya alınması veya kısa süreli ve geçici bir felç halidir. İskandinavlarda belki duymuşsunuzdur 4 değil 5 element var. Beşincisi buz. Çünkü çok soğuk, sürekli buzlar gibi. Buzlar ülkesi gibi orası. Bu elementin İsa rünesiyle hem fonetik hem anlamsal yakınlığı var. Ki zaten dünyasal durumun dona kalması anlamına geliyor. Nasıl bu şey fonetik? Sesin
beslediğinizde adeta o buzun çıkarttığı ses gibi yani. İsa'nın da gördüğünüz gibi ters şekli yok ve çok çok popüler bir rune yine. 24 tane rune içindeki en bilindik runeler Fehu, Agalas, Nautis ve İsa. Yani bundan sonrakiler daha az biliniyor bu runeden sonraki anlatacaklarımız. İsa'nın işaretini, şunu yani, dimdik bir çizgi. Elimizle yukarıdan aşağı çizdiğimizde ne oluyor? Bir durumu geçici olarak pasifize ediyoruz. Askıya alıyoruz. Donduruyoruz yani. Eğer aşağıdan yukarı çizersek bu defa donuk yaptığımız şeyi çözme iradesini ortaya koyuyoruz. Yani şu şekilde donduruyoruz, şu şekilde de çözüyoruz arkadaşlar. Sözlü olarak da söylemek istersek runeyi İsa olarak değil de İs olarak söylemek zorundayız. Yani telaffuzu bu şekilde yapılırsa daha etkin olur. Yılan tıslamasına benzer aynı şekilde adeta. Böyle bir titreşim çıkarmak zorundayız. İsa'yı koruma olarak kullananlar var. Bir olayın çözümünü bulana dek daha da çok karmaşıklaşmasını önlemek için yani çözüm bulana kadar açıkçası daha da çok komplike olmaması için, daha da çok büyümemesi için problemi neyse o onu donduruyor. Mesela nasıl bir şey? Bir hastalık geliyor, atıyorum işte bir virüs ve bu virüs şu an vücudumda var ve hasta olduğumu biliyorum ama henüz başlangıç aşaması, fakat tedavisini bilmiyorum. O yüzden adeta bu virüsü o aşamada dondurmak ve sonra işte tedavisine veya doktora gidebildiğim zaman onu tekrar çözmek gibi düşünün olayı, tamam mı? Ya da bir problem var önümde ve şu an onu çözemiyorum ama biraz vakte ihtiyacım var. O zaman kadar İsa'yı kullanabilirim. Bu rune ile kızgın, öfkeli bir insanın ateşini de soğutabiliriz. Yani onu soğutabiliriz. Bir krizin seviyesini düşürebiliriz. Bir insanın eylemini durdurabiliriz ve onu hareketsiz kılabiliriz. Belli bir süre için tabii ki. Yatıştırabiliriz olayları ve insanları. Ama sonra işte bunlar yatıştığında da bu ters şekli yani tekrardan donukluğu çözmeyi de unutmayalım. Çünkü sonsuza kadar insanları veya olayları bu şekilde donuk bırakamayız. Evet. İsa aşırı heyecanlı, hiperaktif ve sıcakkanlı insanların mizacına ters tabii ki. Aceleyle yanlış işler yapan, alev gibi aniden parlayıp sönen kişiler bu yanlarını terbiye etmek için ona başvurabilirler. Yani mesela Koç burcu olan insanlar gibi aşırı oraya buraya koşturan, oradan oraya parlayan insanların o ateşini bu şekilde alabiliriz. İsa bir şeyin çözümünün şu anda olmadığını, belli bir süre hareketsiz beklenmesi gerektiğini, şu anda uygun bir vakitte olunmadığını ve çözümün gelecekte olacağını anlatıyor bize. Bu yönüyle tıkanıklığı, işlerin, olayların askıya alınması durumunu anlatan tarotun asılan adam kartıyla benzeşiyor. Orada da çünkü adam kendini ters şekilde astığında ne oluyor? Bir bekleme sürecine giriyor. Yani bir şey olacak ama belli bir sabır ve bekleme olgunluk dönemi olması lazım. Yani bu açıdan Brunel'e, İsa da ona benziyor diyebiliriz. Ayrıca işte Tanrı Odin'in de Yggdrasil ağacında kendini ters astığını unutmayın. O da orada baş aşağı 9 gün beklemişti değil mi? Ki ondan sonra zaten Brunel'lerin bilgeliği gelmişti. Yani burada ne oluyor? Muhakkak bir zaruret var, bir kriz durumu var ve fakat o anda beklemekten başka çare yok. Yani olay bizim beklememizi gerektiriyor. Ve siz burada beklemek yerine başka tür inisiyatifler alırsanız zararınız olacaktır. Yani İsa bunun için uyarıyor insanı. Sakin ol, bekle. Hiçbir şey yapma. İsa'nın olaylara etkisi son derece hızlı ve güçlüdür. Kendiniz de deneyin. Hagalaz'ın hızına yetişemekle birlikte tıpkı gökten bir anda yere inen dikey ve dondurucu bir ışın gibi olayları kristalize eder, buz eder ve her şeyi yerinde saydırıp paralize eder. Zaten şekli itibariyle de bu ani dikey, hızlı ve saf tesiri gösteriyor. O yüzden işte deneyimleme esnasında önce etkisini
nerede deneriz? Zararın dokunmayacağını bildiğimiz alanlarda. Mesela işte iki tane, üç tane kavga eden köpek gördüğümüzde onları uygulayabiliriz gibi. Öfkeyle veya sinirle parladığımızda kendinizi sakinleştirmek için zihnen veya el işaretiyle çizebiliriz. Ya da avucumuza, bileğimize bu şekilde sakinleşemiyorsak uygulayabiliriz. Kontrolden çıkıyorsak ve başkalarına zarar verme tehlikemiz varsa. O zaman çünkü bu huzursuz yapıyı dondurmaya, soğutmaya yönelik bir yardım olacak. Evet. Sonra tabii hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Tekrardan onu çözmeyi, yani o kriz durumu ortadan kalktığında İsa'nın etkisini bozmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet. İkinci atı neredeyse yaralayacağız şimdi dördüncü rune ile beraber ve herhalde burada da kalacağız. Çünkü videolar çok uzun olsun istemiyorum. Yara. Bakın güzel bir rune ile bitiriyoruz bugünkü dersi. Anahtar kelimeler olumlu son. Bunu da şöyle koyayım. Astrolojik karşılığı Başak Burcu, sonbahar mevsimi. Elementi toprak. Majik etkisi istenilen sonucu elde etme. Yaşasın. Yıl hasat. Bir döngünün tamamlanması gibi. Bu rune de iyi biliniyor. Varoluşun fiziksel gerçekliğiyle ilgili olup yıllık hasat manasına geliyor. Ve bu runenin de çevirin ters şekli yok. Yara runesi birbirine dönük ve iç içe geçen birbirine eşit iki tane kanodan oluşuyor. Onların işte yanına dizilişinden meydana getirilmiş. Biri düz, ötekisi ters dönen iki kano. Zamansal çevrimleri, yani zaman kendisini oluşturuyor. Çünkü bir hareket gösteriyor burada. İki kano bu dizilime girdikten sonra saatin akrep ve yelkovanı misali bir yöne hareketlendirdiklerinde sürekli o yönde dönmeye devam ederler. Bu merak gibi yani. Bir kere bir hareket çevrim olunca sürekli orada döner. O yüzden yara sürekli döngüleri, değişimleri, dönüşümleri ima ediyor bize ve her şeyi değiştiriyor. Ama işte bazen bizim bu değişimler hoşumuza gitmiyor. Çünkü direnç gösteriyoruz değişime ve insanın da temel problemi bu değişime direnç ve değişimi durdurma çabası. Yere bize bir döngüsel sürecin tamamlandığını ve bir çalışma döneminin bittiğini anlatıyor ve karşılığında alınan ödülü önümüze getiriyor. Başka bir deyişle emeğin tamamlanma ve bereketin toplama evresindeyiz. Birazcık hırpalandık değil mi şimdiye kadar ilk üç rune? Bu yönüyle karmik ödüllendirme ile ilişkilendirilebilir. Yani hasat o yüzden. İyinin hasadı ama. Ayrıca insanı içsel ritimlere uyumluyor. Ona bir içsel saat ve döngü hissiyatı veriyor. Kazandırıyor. Zaman akışını, gün ile gecenin, mevsimlerin birbiriyle değişimini ve ayrıca diğer tüm doğal döngüleri duyumsatıyor ve onlarla uyumluyor. Direkt anlamı ise verimlilik, pozitif sonuç, bir hukuki eylemin kişinin lehine sonuçlanması. Evet, bu runeyi kendi emeğimizle almaya hak kazandığımız bir şeyin artık bize gelmesini istediğimizde kullanabiliriz. Hak ettik, artık gelsin diyoruz. Yaptık, ettik, tamam. Yara da diğer runeler gibi iki yan çift kutupludur. Bu bağlamda eğer hakkınız olduğunu düşündüğünüz şey aslında öyle değilse, hakkınız geçmediyse, emeğiniz yoksa, dürüst değilseniz ve borçluysanız, bu rune de sizin aleyhinize çalışabilir ve dengeleme yapabilir. Bu işte bir şey istediğimizde her zaman başımıza gelen şeydir aslında. Yani insanlar zannediyorlar ki sürekli ben istiyorum istiyorum geliyor oh ne güzel falan ve bir şey vermiyorum karşılığında. Vermediğini zannediyor. Sadece onun zamanı gelecektir arkadaşlar. Karşılıksız almak diye bir şey yok. Önden hak ediyoruz ya da sonra alınacaktır. Budur olay yani. Ya önce, hediyeden önce ya hediyeden sonra. Yani çünkü hediyede bir şey yok. Neden hediye diye bir şey yok insanlara? Her zaman hediye olduğunda bile o hediye bir şey için verilmiştir yani. Çünkü birisine Tanrı o kadar şey değil yani. İnsanlara birilerini kayıracak hali yok.
birilerine hediye verirken o zaman diğerlerini niye mahrum bırakıyor? Demek ki o insanlar o hediyeyi aslında hediye olarak değil, bir hak olarak kazandılar. Evet. Yara benzeşim gösterdiği Gebur runesiyle birlikte kullanılabilir. Ve çok yüksek de bir vibrasyonu var. Onu örneğin emeğimizin karşılığı olan sonucu, parayı, ücreti almak için kullanabiliriz. Yarayı resmedersek, imajine edersek, çizersek, ne ektiysek onu biçeceğimizi bilelim. Ve eğer umduğumuz şey alamıyorsak, bu runenin suçu değil. Çünkü çok güzel bir laf var. Arpa ektiysek buğday bekleyemeyiz, değil mi? Yine arpa alırız. Evet, tamam. Bugün bu kadar olsun. Sıradaki runeler çok çok enteresan arkadaşlar. Sonraki runeler yani. Onlara da 5. derste devam edeceğiz arkadaşlar. Varsa sorularınız, anlamadığınız bir şey mutlaka yorum kısımlarına yazın. Astrolojik göstergelerde falan eğer bir hata varsa söylediklerimde, çünkü onlardan %100 emin olmadığımı söyledim. Çünkü astrolog değilim yani. Başka astrologların yazdıkları bunlar. Onları da bilgi olarak paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim.